Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kafiyenin baştan merfuat bahsine kadar olan bölümünde ağırlıklı olarak gayr-ı munsarif üzerine durmuştu. Orada taze taze güzel bilgiler bizlere aktarmış oldu. Merfuat bahsinde de yine efendim malumat-ı nahviye olarak güzel bilgiler ennehul vazı destekli oradan da istifade ederek bilgi dağarcığımıza intikal ettirmiş olduk. Mensubat bahsi de zengin bir bahistir. Kafiyenin mensubat bahsi de zengin bir bahistir. Şimdi de mensubat bahsine başlıyoruz. El mensubat. Mensubat cemi olarak niye getirdi? Çünkü mensub olanlar bir tane değil birçoktur. Ama sonra huve dedi, mensuba gönderdi. Mensubatın zımnındaki mensuba gönderdi. Biliyorsunuz ki zamir-i merciye lafzan geçer veya manen geçer veya hükmen geçer. İ'dilû huve akrabu littakvâda. Evet, i'dilû huve akrabu littakvâda. Huve zamiri nereye gidiyor? İ'dilû'deki adle gidiyor. Adil geçti mi? Lafzan geçmedi ama efendim, manen geçmiş sayılıyor. İ'dilû. Yani if'alül adle demektir. Huve adle racidir. Burada da mensubatın zımnında mensuba racidir. Çünkü tarifler fertler için değil. Tarifler ne için yapılır? Cins için yapılır. Huve mensup nedir? Ma öyle bir ismi, mamul isimdir ki. Ma öyle mamul bir isimdir ki. Niye mamul isim dedim arkadaşlar? Veya ma öyle bir kelimedir ki diyelim. Öyle bir lafızdır ki diyelim. İştemele şamil oldu ala alemil mef'uliyeti. Mef'uliyet alametine şamil oldu. Mef'uliyet, mef'uliyet buradaki ya, ya-i mastarıdır. Ne demek mef'uliyet? Mef'ul olmak. Alemin mef'uli, mef'ul olmak alameti. Mef'ul olmak alameti ne olur arkadaşlar? Fethe olur. Kesir olabilir. Elif olabilir. Ya olabilir. Hasfenin de var mıydı? Ama o fiilde olduğu için burada zikretmiyoruz onu. Bu alamete şamil olandır. Mamul-ü mensup kafiyede 13 taneydi. Burada bir fiil muzari düşürürsek 12'ye düşmüş oluyor. Mamul-ü mensubun 13 tanesinin temsilcisi, 12 tanenin temsilcisi mef'uldür. Mef'ullerde arkadaşlar kaç tane mef'ulü var? Mef'ulü mutlak, mef'ulü bih, mef'ulü fih, mef'ulleh, mef'ulü ma'h. Doğru mu? 5 tane mef'ul vardır. Bu 5 tane mef'ulden sadece bir tanesine car mecrur ilavesine gerek yok. Yani mef'ulü bihi, mef'ulün fihi, mef'ulün lehu, mef'ulün ma'ahu, her birisine bir ilave var. Sadece mef'ul dediğimiz zaman ki buna mutlak diyoruz. Bu da efendim darabtu darben gibiler nedir? Mef'uldür. Yani bihi, fihi, lehu, ma'ahu demeden mef'ul dendiği zaman efendim bu akla gelir. Mef'ulü mutlak. Mutlak ne demek? Yani car mecrur kaydına, bir zarf kaydına gerek yok. Yani 5 tane mef'ulden 4 tanesinin nesi var? Mutlak değildir. Bihidir, fihidir, lehudur, ma'ahudur. Tamam. Ama bir tanesi nedir? Mef'uldür. Şimdi bu açıdan normalde mef'uller içerisinde mef'ulü bihi birçok nahiv eseri birinci sırada alır. Fakat bu ise mef'ulü mutlağı birinci sırada almıştır. Çünkü mef'ulü mutlağı lazım fiil de alır, müteaddi fiil de alır. Her fiilin mef'ulü mutlağı olabilir. Ama mef'ulü bih ne olamaz? Ancak müteaddi fiillerde olur, lazım fiillerde olmaz. Ayrıca mef'ulü mutlak fiilin içerisinde vardır. Ne demek vardır? Mesela diyelim ki darabtu darben. Şimdi darbeni söylemeseydim darabtu'nun içerisinde darb yok muydu? Vardı değil mi? Çünkü darabtu hadese, zamana nispete delalet ederdi. Hades neydi? Darb. Zaman neydi? Geçmiş zaman. Nispet neydi? Failiyle arasındaki münasebet. Doğru mu? Feminhu mensuptandır. Feminhu zamirini nereye göndeririz arkadaşlar? Mensub, nasıl ki yukarıdaki huveyi mensubatın zımnındaki mensuba gönderdik. Efendim. Ya oraya göndeririz huveyi gönderdiğimiz gibi. Veyahut da feminhu huve ma o şeydir ki iştemele ala alemin mef'uliyeti. Mef'uliyet alametine şamil olmuştur.
mef'uliyet alametine şamil olandandır diye o maya da gönderebiliriz onu. Yakın olduğundan dolayı feminhu zamirini oraya göndermek daha evla olabilir. Birinci zamirle aralarındaki münasebet tam olsun diye efendim birinci zamire muvafık olsun diye onu mensubatın zımnındaki mensuba göndermekte tercih sebebi olabilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Feminhu zamirini mensuba gönderebiliriz. Ne gibi? Huva zamirini gönderdiğimiz gibi. O zaman iki zamir birbirine uyduğundan dolayı değil mi? Bu tercih sebebi bu olabilir. İkincisi, feminhu'daki zamiri huve meştemeledeki maya göndermiş olabiliriz. Maya gönderdiğimiz zaman bunun tercih sebebi ne olabilir? Merci olarak en yakın merci odur. Tercih sebebi bu olabilir. Feminhu mef'uliyet alametine şamil olanlardandır diyebiliriz. Veya feminhu mamulü mensuptandır diyebiliriz. El mef'ulul mutlaku mef'ulü mutlak. Buna neden mutlak dendi? Çünkü herhangi bir kayda gerek yok. Sadece mef'ul deyince olabiliyor. Ve huve mef'ulü mutlak nedir? İsmu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin fiilin, failinin yapmış olduğu işin ismidir. İsmu ma o mef'ulün ismidir ki fa'alehu ismu ma o hadesin ismidir ki fa'alehu onu yaptı. Fa'ilu fi'lin fiilin faili yaptı. Şimdi arkadaşlar burada failin fiilin failinin yapması demek altını çizerek ehemmiyetini hatırlatarak söylüyorum. Fiil yani fail işi yapan demektir. Doğru mu? Fakat bu bazı yerlerde gerçekten işi yapan olur. Bazı yerde işi yapan değil. İş onunla kaim olur. Mesela ma tezeydün Zeyd öldü. Ölme işini Zeyd yaptı diyebilir misiniz? Ölme işini Zeyd mi yaptı? Yani Zeyd'in oluşturduğu bir iş değildir. Ama ölme işi Zeyd'le kaimdir. Şimdi burada fiilin, failinin yaptığı işten maksat, fiilin kendisiyle kaim olduğu fail demektir. Fiilin, failinin yaptığı iş, fiilin failiyle kaim olduğu iş demektir. Neden böyle söylüyoruz? Manayı böylesini esnetiyoruz. Çünkü ma tezeydün gibileri, efendim, mesela in harakat turab, toprak yarıldı. Şimdi yarılma işini toprağın kendisi mi gerçekleştirdi? Toprak fail midir? İş yapabilir mi? Yapamaz. Ama camit şeyler fail olduğu zaman, camit şeyler fail olduğu zaman bunlar iş yapacak durumda değillerdir normalde. Ama o iş onunla kaim olduğu için biz ona ne diyoruz? Fail diyoruz. Normalde fail işi yapan demektir ama bu yerine göre işi yapan olmayıp İş kendisiyle kaim olan olabilir. Bunu neden Beytullah söyleme ihtiyacı duyduk? Ayete dönün bakayım. Fiilin kendisiyle kaim olduğu şeylerden ayete dönmek için. Yani ma tezeydün gibileri de efendim kapsasın diye. Peki ismi ma fa'alehu fa'ilu fi'lin. Fiilin failinin yaptığı iş demedi. Yaptığı işin ismidir dedi. Doğru mu? Şimdi neden ismu ma fa'alehu dedim? Mesela diyelim ki arkadaşlar darabtu darben misalinde nasartu nasran diyelim. Nasartu zeyden, zeyde yardım ettim, nasran yardım etmekle. Şimdi burada fail kimdir? Mütekellimdir. Peki yaptığı iş nedir? Fiil nasaradır. Fail mütekellimdir. Yaptığı iş nedir? Yardım işi. Mef'ul mutlak yardım işi midir? Yardım işinin ismidir. Yani nasartu nasran, o nasran kelimesi mef'ulü mutlaktır. Yoksa failin yaptığı iş nedir? Nasran değildir. Nasran onu ifade eden isimdir. Yani nasartu dediğim zaman ben nasr işini gerçekleştirdim demektir. Doğru mu? Failin yaptığı iş nedir? O hadestir. Hades o kimle kaimdir? Faille kaimdir. O mef'ulü mutlak değil. Onun ismi mef'ulü mutlaktır. Onun ismini hangisi ifade ediyor? Nasran, işte mef'ul mutlak. Yani şöyle deseydi ve huve bu nedir? Ma o şeydir ki faalehu onu yaptı faalü fiilin. Fiilin faali yaptı onu. Mesela nasartu dediğim zaman fiilin nasartudur, faalitudur. Onu yaptığı şeydir. Yaptığı şey nasırdır.
Nasıl meful mutlak mıydı? Nasr'ın demedim. Meful mutlak var mı orada? Yok. Ama nasır işi var mı orada? Var. Ha o zaman failin, fiilin, failinin yaptığı işin ismine meful mutlak diyoruz. Eğer ben nasartü nasran dersem, o nasran nedir? Failin yapmış olduğu işin ismidir. Çünkü diyoruz ki failin yaptığı iş nedir? Manadır. Onun karşısına bir lafız konacak, bir isim konacak ki ona ne diyeceğiz? Mef'ulü mutlak diyeceğiz. Öyle ve huve ismu ma fa'alehu fa'ilu fi'lin. Öyle fiil ki mezkûrin, zikredilmiş fiil. O fiil ne olacak? Hakikaten veya hükmen zikredilmiş olacak. Mesela arkadaşlar, darabtuhu darben dersek, buradaki darben fiili zikredilmiş midir? Zikredilmiştir. Bazen de amile hasfedilir. Fadarber rikab, fadarber rikab. Mesela, fadribu darber rikabi. Orada fiil zikredilmemiş ama, lafzan zikredilmemiş fakat, efendim hükmen, yani mukadder olduğu zaman, hasfedildiği zaman, mukadder olduğu zaman da hükmen zikredilmiş sayılır. Mesela, fa'ilu fi'lin mezkûrin, zikredilmiş fiilin faili. Bu fiil bazen ne olmaz? Fiil değil de ismi fail olur. Mesela diyelim ki, Zeydun daribun darben dedik. Buradaki darbenin fiili hangisi? Yani darib fiil midir? Değildir. Burada da hükmen fiil sayılır. Çünkü şibi fiil olması münasebetiyle efendim. Mesela arkadaşlar bu mezkur fiilin değil mi? Mezkur fiilin failini yaptığı iştir dedik. Peki mesela bu mezkur kaydını niye getirdim? Şöyle bir cümle kursak biz. Desek ki biz اَضَّرْبُ وَاقِعُنْ عَلَى زَيْدٍ اَضَّرْبُ ضَرْبُ وَاقِعُنْ عَلَى زَيْدٍ Zeyd üzerine vakidir desek. Şimdi burada darp nedir? Fiilin, failinin yaptığı işin ismidir. Doğru mu? Ama fiili burada zikredilmiş mi? Ad-darbu muhtedadır. Vâkıun alâ zeydin haberdir. Fiili burada ne hakikaten zikredilmiş ne de hükmen zikredilmiş. Hükmen zikredilebilmesi için mukadder olması lazım. Fadarber rikabda idribu darber rikab demektir. Fe immâ mennen fe immâ temunnûne mennen demektir. Yani amil mukadder olduğu zaman hükmen zikredilmiştir. Ama ad-darbu vâkıun alâ zeydin desek. Burada mastar var mı? Var. Darp var. Darp nedir? Mutlaka ad-darbu vâkıun alâ zeydin. Darp zeyd üzerine vâkidir. Bu darbı gerçekleştiren bir fail var mı? Failin yapmış olduğu iş var mı burada? Darp işi var. Meful mutlak mıdır? Değildir. Çünkü fiili ne olmamıştır? Hakikaten veya hükmen zikredilmemiştir. İsmü mâ fa'alehu fa'ilu fi'lin mezkûrin. Öyle fiil ki mezkûrin zikredilmiş. Yine öyle zikredilmiş fiil ki bima'nâhu. Bu bima'nâhu da mezkûrin gibi sıfattır. Bima'nâhu yani o mef'ulü mutlak manasında. Yani o zikredilen fiil ne olacak? Bima'nâhu. Bima'nâ zâlikel ismi. O ismin manasında olacak. O ism hangisiydi? Darp'ti mesela. Nasartü nasrende nasriydi. Onun manasında olacak. Aynı lafızda olması şart değildir. Manada olması şarttır. Doğru mu? Ka'attü cülûsen dersek o fiili zikredildi mi? Edildi. Ama aynı lafızda değildir. Bir mana. Aynı mana. Celestü cülûsen nasıl mef'ulü mutlaksa ka'attü cülûsen de yine aynı şekilde nedir? Mef'ulü mutlaktır. Mesela arkadaşlar darabtü zeyden zeydi dövdüm. Niçin? Te'diben edeblendirmek için dedim. Şimdi edeblendirmek bir hades midir? Fiilin, faalinin yaptığı iş midir? Fiili de zikredilmiş midir? Yani te'dib, edeblendirme işini yapan ben değil miyim? Benim fiilim de darp işiydi. Zikredilmiş mi? Edilmiş. Peki mef'ulü mutlak mıdır te'diben? Değildir. Bima'nâhu. O fiil ne manasında olacak? O isim yani te'dib manasında olacak. Halbuki burada darp ayrı şeydir. Te'dib ayrı şeydir. Doğru mu? Darp dövmek demektir. Te'dib edep vermek demektir. Öyleyse burada fiil zikredilmiş ama bir manahu değildir. Bir manahu gibiler, bu manahu ifadesiyle mef'ulleh gibileri çıkarmıştır. Çünkü mef'ulleh de ne olur arkadaşlar? Hades olur.
Yani mef'ullehte lamın hasfedilmesi bir mef'ullehte hades olacak. Muallel fiilin faali tarafından yapılacak değil mi? Zamanları aynı olacak. Yani mef'ulü mutlağa aşağı yukarı çok benziyor. Bir fark nedir? Mef'ulü mutlakta fiil aynı manadadır. Mef'ullehte aynı manada değildir. Mef'ullehte illet ifade ediyor sadece. Evet. Hazreti Yusuf. Soracak mısınız? Darabtu, te'dibende nasıl faili zikredilmiş oluyor? Yani te'dib, edep vermek kimin işidir? Darabtu'daki faalin işi değil midir? Bak, ikisinin faali aynı değil mi? Yani darbin, darabtu'nun failiyle te'dibenin faali aynı değil midir? Aynıdır. Darabtu zeyden te'dibende burada mütekellim darb işinden başka bir iş mi yapmış? Te'dibende başka bir iş yapmamış. Öyleyse burada mastar var. Efendim, fiilin faili mezkürdür. Faalin fiili mezkürdür. Doğru mu? Fiilin faalin fiili mezkürdür. Fakat nesi eksiktir burada? Yani burada bir manahu kaydı ne için gelmiştir? Darabtu zeyden te'diben gibileri şirin çıkarmak için. Darabtu zeyden te'diben de bakın bu bir manahı okumasak oraya kadar tarifi okuyalım. Bakın te'diben meful mutlak olması lazım. Ve huve ismu ma. Mesela te'dibene mef'ulü mutlak diyelim şimdilik mecazen. Ma öyle bir şeydir ki te'diben. Fa'alehu o te'dib işini yaptı. Fa'ilü fiilin fiilin faali. Doğru mu? Darabenin faali yapmadı mı onu? Edep verme için o yaptı. Öyle fiil ki mezkürün zikredilmiş. Zikredilmiş. Bir mana demesek bu mef'ulü mutlaka girecekti. Ama bir mana öyle âmi fiil ki bir mana hu. O isim manasında olacak. Ha buradaki darabtü te'dib manasında değildir. Darb manası ayrıdır, te'dibin manası ayrıdır. Bu bir manayı koymasaydı tarif eğyârını mani olmayacaktı. وَقَدْ يَكُونُ مَفْعُلُ mutlak bazen olur. لِتْتَّيْكِيدِ Arkadaşlar mef'ulü mutlak üç kısımdır. Te'kid, adet, nevi. Bu izharda geçmişti. Nerede geçmişti? Masların amil olmasından bahsederken وَلَا عَدَدًا وَلَا نَوْعًا وَلَا تَئِكِدًا Adet nevi teyit olmayacak demiştim. Orada bu şekil, bir şekilde geçmiş oldu. Yani mef'ulü mutlak ne olarak gelir arkadaşlar? Ya teyit için gelir, ya adet için gelir veya nevi için gelir. Diyor ki وَقَدْ يَكُونُ Bazen olur لِتْتَئِكِدِ teyit için olur. Eğer mef'ulü mutlakta fiilin ifade ettiği o hadesin dışında başka bir şey ifade etmiyorsa sadece teyit ifade etmiş oluyor. Mesela darabtu zeyden darben dövmekle dövdüm onu diyorsun. Buradaki sadece neyi kastediyorsun? Darp işini teyit etmiş oluyorsun. Ama darabtu zeyden dırbeten farklı bir dayak attım ona diyorsan burada bir farklılık manası var. Bu farklılık manası darabtünün içerisindeki darpte yok. Onu ne yapıyorsun? Dırbeten dediğin zaman o farklılığı mef'ulü mutlakla ifade ediyorsun. O zaman buradaki mef'ulü mutlak ne ifade ediyor? Sadece te'kid ifade etmiyor. Bir ilavesi var. Nedir o ilave? Nevi. Bir çeşit, farklı bir vuruş kastediyorsun. Mesela eğer darabtu zeyden darbeten ev darbeteyni ev darabatin bir tane yapıştırdım ona veya iki tane yapıştırdım veya efendim defaatle yapıştırdım gibi sayıya delalet eden bir şey kastediyorsan darbeten gibi o zaman sadece o darbeten, darabenin içerisindeki darbeni ifade etmiyor sadece. Belki onun üzerine ilave olarak bir de ne ifade ediyor? Adet ifade ediyor. Bir, iki veya daha fazla adet ifade ediyor. Böyle olduğu zaman da ona ne diyoruz? Mef'ulü mutlak burada adet için gelmiştir. Demek ki mef'ulü mutlak te'kid olabilir, mef'ulü mutlak adet olabilir, mef'ulü mutlak nevi olabilir. وَقَدْ يَكُونُ لِلْتَّئِكِيدِ وَالنَّوْعِ وَالْعَدَدِ Evet, te'kid, nevi ve adet olabilir. مِثْلُ جَلَسْتُ جُلُوسًا Şimdi جَلَسْتُ جُلُوسًا oturmakla oturdum demektir. Bu ne oldu? Te'kid oldu. وَجِلْسَتًا Farklı bir oturuşla oturdum. Ne oldu bu? Nevi oldu. وَجَلْسَتًا Bir oturuşla oturdum. Bu da ne oldu? Adet oldu değil mi? جَلْسَتًا فَالْاَوَّلُ birincisi sadece te'kid ifade eden لَا يُثَنَّا وَلَا يُجْمَعُوا La yüthenna tesli olmaz ve la yücme'u cemi olmaz. Bi hilafi ehaveyhi. Fakat iki kardeşi öyle değildir. Yani adet ifade eden, nevi ifade eden tesniye cemi olabilir. Ama te'kid ifade eden ne olmaz? Tesniye cemi olmaz. O zaman
Biz emsilede ne yapıyorduk arkadaşlar? Darben, darbani, darbatün diyorduk. Çekiyorduk onu değil mi? Darbeten, darbetani, darbatün. Dırbeten, dırbetani, dırbatün diyorduk. Onları da çekiyorduk biz. Bunu da çekiyorduk. Bizi kandırmışlar emsilede. Değil mi? Yani mastar tekit olduğu zaman ne olmazmış? Tesnecemi olmaz. Bazıları buradan hareketle arkadaşlar darben, darbani, darbatün olmaz derler. Bu cehaletten kaynaklanır. Darben, darbani, darbatün olur. Darbani olduğu zaman o zaman iki vuruş demektir. Sonuçta nereye dönüşü? Tekitten nereye döndü? Tekitten adede döndü. Darben, darbani, darban, darab tüzeyden darbeyni dediğin zaman burada evet dar tekidin tekidin tesniyesi değildir bu. Neyin tesniyesidir bu? Adedin yani tesniye olduğu zaman tekit olmaktan çıkıyor. Yani şu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Mastar gayri mimi çekilmez. Bunun tesniyesi yoktur, cemisi yoktur. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Bu yanlışa nereden giriliyor? Tekit olan la yüsenne ve la yücme'udur. Tekit olan la yüsenne ve la yücme'udur demek tesniye olduğu zaman tekit değildir. Cemi olduğu zaman tekit değildir. Nedir ya? Adettir. Bu demektir. Bunu böyle anlayacağız. Yoksa mastarın hiç tesniyesi cemisi olmayacaktı. Halbuki tesniyesi cemisi vardır. Bi hilaf ehaveyhi nevi ve adet ne olur? Evet. Şimdi celestu cülüsen demişti. Değil mi? Celestu cülüseyni olur mu? Yani olursa ne olmaz o zaman? Tekit olmaz. Ne olur? Adet olur. وَقَدْ وَيَكُونُ بِغَيْرِ لَفْضِهِ Verdiği misallerde hep amille, meful mutlak aynı lafızda, aynı manada oldu. Fakat lafız birliği şart değildir. Hangisi şarttır? Mana birliği şarttır. Mesela celestü cülüsen dediğin gibi قَعَدْتُ cülüsen desen mana birliği olduğu için meful mutlaktır. Bu şimdi نَحُ قَعَدْتُ cülüsen. Arkadaşlar burada madde hasebiyle قَعَدْتُ ayrı bir maddedendir, cülüsen ayrı bir maddedendir. Manaları birleşince mesele bitmiştir. Bazen arkadaşlar madde aynı madde olabilir. Bak قَعَدْتُ cülüsen de maddeler ayrıdır değil mi? قَعَدَ فَعَلْ فِلَانِ الْفِلَانِ مَدْفِ ayrı bir kelimedir, celese ayrı bir kelimedir. Fakat buna rağmen قَعَدْتُ cülüsen veya celestu قُعُودًا dersek ne olmuş olur? Mef'ulü mutlak olmuş olur. Bu ne oluyor? Lafzının gayrisiyle olmuş oldu. Bir gayri lafzı dedi. Bazen babları değişik olur. Aynı maddeden gelir ama ne olur? Babları değişik olur. Embetehullahu nebaten hasena. Embetehullahu nebaten hasena. Şimdi nebaten sülasidir. Embete ifal babındandır. Burada da bir gayri lafzı gelmiştir. Eğer bir lafzı gelmiş olsaydı embetehullahu imbaten hasena. Allahümme enbithu nebaten hasenen fil İslam. Yani bir çocuğu kucağımıza aldığımız zaman yapacağımız dua nedir? Allahümme enbitü nebaten hasenen fil İslam. Şimdi Allahümme enbitü imbaten hasenen dersek ne olmuş olur? Lafzından olmuş olur. Enbitü nebaten hasenen dersek o zaman bir gayri lafzı olmuş olur. Demek ki bir gayri lafzı maddesiyle farklı olabilir. Bir de maddesi aynı, babı farklı olabilir. Bu da bir gayri lafzıdır. Burasını unutmayalım arkadaşlar. İmam Sibeveyh der ki bu tip yerlerde yani mef'ul-i mutlak'ın amiliyle aynı lafızda olmasını şart koşar. Der ki قَعَدْتُ cülüsen gibi yerlerde قَعَدْتُ وَجَلَسْتُ cülüsen diye oraya ne yaparız? Bir fiil daha koyarız. اَنْبَتَهُ اللّٰهُ نَبَاتًا حَسَنًا اَنْبَتَهُ اللّٰهُ فَنَبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا diye İmam Sibeveyh ne yapar? Aynı kelimeden, aynı baptan bir kelime fiil takdir eder orada. İmam Sibeveyh deyip geçmemek lazım. Sibeveyh müştehittir, söz hakkına sahiptir. Anlatabildim mi burasını arkadaşlar? Sibeveyh'in bu bilgisine ihtiyaç var. Sibeveyh'in bu görüşüne bilmeye ihtiyaç var. Neden? Çünkü İmam Sibeveyh'i tercih ederek böyle bir tefsir yapılan yerde tefsirin kaynağının ne olduğunu bilemeyiz. Anlayamayız o zaman bunu bilmezsek. Niye böyle söyledi? Kapışıp kalırız. Şöyle bir şey hem bilginize havale etmiş olurum onu. Anekdot olarak zikredersem hatırınızda kalır diye söylerim. Böyle iyi bir arkadaşımız yani ilimde irfanda mesafe kat etmiş olan bir arkadaşımız dedi ki bana hocam dedi şurada bir ibare var çözemedim onu dedim. Hadihi kinayetün diyor. Bu bir kinayedir diyor.
Burada kinaye görmüyorum ki. Nerede kinaye vardır diyor. Dedim bir bakayım dedim. Baktım. Dedim ki bak burada kinaye demek zamir demektir. Bazıları zamire kinaye derler. Şimdi eğer zamire kinaye dendiğini bilmezsen hadi kinayetin dediği zaman lügatları karıştırsan, marıştırsan bu kinayenin altından kalkamaz. Ufak bir bilgi yani zamire de kinaye dendiğini bir bilgi dağarcığında varsa hiç uğraşmadan, zahmet çekmeden ne yaparsın? Yoluna devam edersin. Onun için enbetehullahu nebaten ey fenebete nebaten hasenen diye bir takdir yapıldığı zaman ya buna ne gerek vardı? Denebilir. Hemen aklımıza İmam Sibeveyh'in bu mef'ulü mutlak bir gayri lafzı olduğu zaman amma maddesiyle amma babıyla orada ne yapar? Mef'ulü mutlağın kendisine uygun bir fiil amil takdir eder başını. قَعَدْتُ جُلُوسًا de قَعَدْتُ فَجَلَسْتُ جُلُوسًا اَنْبَتَهُ اللّٰهَ نَبَاتًا حَسَنًا de اَنْبَتَهُ اللّٰهَ فَنَبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا diye takdir etmiş olur. وَيُحْذَفُ الْفِعْلُ fiil hasfedilir. Hangi fiil? Bizim burada zikrettiğimiz fiil neydi? Mef'ulü mutlağı gerçekleştiren failin fiili. Doğru mu? Bu fiil bazen hasfedilir. لِقِيَامِ قَرِينَةٍ karine kayıp olduğu zaman hasfedilir. Yani karine varsa mef'ulü mutlağın amili, fiili hasfedilebilir. Cevazen caiz olarak hasfedilir. كَقَوْلِكَ لِمَنْ قَدِمَ seferden gelen bir insana ne diyorsun? Hayra makdemin, hayra makdemin, hayra makdemin diyorsun. Ne demek hayra makdemin? Ehlen ve sehlen, bitlen ve kehlen diyorlar ya. Hayra makdemin hoş geldin manasındadır. Şimdi arkadaşlar bu hayra makdemin de bilgi dağarcığınızda izah şekliyle beraber olmasında fayda var. Hayra makdemin. Bu seferden gelen insan içindir. Öyleyse kadimte kudûmen hayra makdemin. Kadimte geldin, kudûmen gelmekle hayra makdemin, hayırlı bir gelişle geldin. Burası tamam mı? Kadimte kudûmen hayra makdemin. Şimdi burada hayra makdemin mef'ulü mutlak diyoruz. Nasıl mef'ulü mutlak oluyor? Fiili cevazen hasfedilmiştir. Kadimte burada seferden geldiği için hayra makdemin yani ne demektir? Hoş geldin demektir. Hoş gelişle geldin demektir. Şimdi burada hayra makdemin nasıl mef'ulü mutlaktır? Burada zikredilen kadimtüdür. Mef'ulü mutlak makdem mi hayır mı? Hayır mef'ulü mutlaktır diyoruz. Nasıl mef'ulü mutlak olur bu? Bu aslında kadimte kudûmen hayra makdemindi. Mef'ulü mutlak burasıydı. Mef'ulü mutlak diyelim. Bu onun sıfatıdır. Hayrı nedir? Onun sıfatıdır. Şimdi burada mevsuf hasfedildi. Sıfat mevsuf makamına kaim oldu. Mevsuf kudûmen, mef'ul mutlak olmaya elverişli oldu. Mevsuf hasfedildi. Sıfat onun makamına kaim oldu. Böylece mef'ul mutlak oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aslında burada mef'ul mutlak ne değildir? Hayre değildir. Mef'ul mutlak hangisidir? Kudûmen kelimesidir. Kudûmen kelimesi mef'ul mutlak olmaya elverişli midir? Elbette elverişlidir. Peki diyoruz ki o zaman hayra makdeminde hayra mef'ul mutlaktır. Çünkü aslında kadimte kudûmen hayra makdemin idi. Kudûmen mef'ul mutlak idi. Hayra onun sıfatıydı. Mevsuf hasfedildi. Sıfat onun makamına kaim olduğundan dolayı mevsufundan dolayı bu mef'ul mutlaktır. Yoksa kendisi ne değildir? Mef'ul mutlak olmaya kadimteye mef'ul mutlak olmaya elverişli değildir. Efendim mevsufu itibariyle mef'ulü mutlaktır. Çünkü buradaki hayre kudûmenin yerine kaimdir. Mevsuf hasfedilmiş, sıfat mevsuf makamına ikame edilmiştir. Burasını anlatabildim mi? Ya beytallah. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Toz duman var mı? Basri. Evet. Şimdi ikinci izah şekli var bunun arkadaşlar. İkinci izah şekline geçiyorum. Bu birincisini geçtik. Kadimte kudûmen hayra makdemin tevili yapmıyoruz. Direkt kadimte hayra makdemindeki hayra mef'ulü mutlaktır. Peki mef'ulü mutlak olmaya elverişli midir? Bu sefer mevsuf takdir etmedik. Diyoruz ki her ne kadar hayır kelimesi kadimteye mef'ulü mutlak olmaya elverişli değilse de
makdem kelimesiyle kadimle aynı manada olduğundan dolayı muzafı ileyhi itibariyle orada da kadimtenin manası olmuş oluyor. Muzafı ileyhi itibariyle meful mutlak olmaya elverişli oluyor. Hayır kelimesinin muzafı ileyhi olan makdem. Efendim o itibarla ne olmaya elverişlidir diyoruz? Koçum, meful mutlak olmaya elverişlidir diyoruz. Demek ki kadimte hayra makdeminde arkadaşlar bakınız bilgi dağarcığımıza ne intikal etti burada? Sıfat mevsuf hasfedilir, sıfat onun makamına ikame edilir bilgisi konuşmuş olduk değil mi? Yerine göre ne yaparız? Mevsuf hasfedilir, sıfatı onun makamına ikame ederiz. Bu bir yoldur. İkincisi, bazen ismi tafzil muzaf olduğu kelimenin hükmünde olabilir. Yani kadimte makdemen deseydik, makdem meful mutlak olmaya elverişli miydi? Elverişliydi. Makdem meful mutlak olmaya elverişli olunca ona muzaf olan hayır kelimesi de muzaf muzafı ileyhin hükmünü almış oluyor. Yani burada muzaf ileyh efendim meful mutlak olmaya elverişli meful mutlak olabilir idi. Hayır da o itibarla muzaf meful mutlak olmuştur. Anlaştık. Burada arkadaşlar kadimtenin hasfedildiğini, cevazen hasfedildiğini ifade ediyoruz. Karine var mı? Mücahit karine nedir burada? Kişinin seferden gelmiş olması. Yani burada kadimte diye bir fiilin gizli olduğunu nereden anlıyoruz? Şimdi seferden hal karinesi var burada. Değil mi Mesut? Hal karinesi var burada. Seferden geldiği için hayra makdemin hoş geldin demektir. Peki caiz olarak hasfedildiği ne demektir? Hayra makdemin dediğin yerde kadimte kudu, kadimte hayra makdeminde diyebilirsin demektir. Yani burada kadimte fiilini zikretmekte herhangi bir sakınca yoktur. Peki arkadaşlar, şimdi geldik kuru fasulyenin faydaları derler ya. Ha şimdi oraya geldik. Burada bize arkadaşlar izharda zikredilmeyen, hatta katrunnedada da hiç olmayan, katrunnedaya baktığım zaman mefhul-i mutlak bahsini ya ben bulamadım. Efendim, şerh-ü şüdür-ü zehbde var. Şerh-ü şüdür-ü zehbde de bu yapacağım açıklamalar şeyde yok. Yani dipnotta vardır. Mef'ul-u mutlağın amilinin vücuben hasfedildiği yerler var. Mef'ul-u mutlağın amilinin vücuben hasfedildiği yerler kafiyede madde madde sayılıyor. Bu bilgi efendim önemli midir? Elbette önemli bilgidir. Çünkü amilin vücuben hasfedildiği yerler insan bildiği zaman efendim Arapçaya vukufiyeti efendim ayet, hadis, tefsir bilgilerine vukufiyeti daha sağlıklı olacaktır. Şimdi arkadaşlar meful-i mutlağın amilinin hasfedilmesi evvela ikiye ayrılır. Cevazen, vücuben. Vücuben hasfedilmesi ikiye ayrılır. Sema'an, kıyasen. Kıyasen madde madde sayacak. 4-5 yer sayacak. Kıyasen, sema'an hasfedildiği yerler bu nedir? Zaten adı üzerine sema'an hasfedilen yerler Araplardan duyulmaya muhtaçtır. Üzerine kıyas yapılmaz. Peki, sema'an hasfedilmesi bir kaidesi yoktur. Sadece Araplardan hep meful-i mutlak fiilsiz geldiğinden dolayı burada diyoruz ki biz vücuben, sema'an vücuben hasfedilmiştir. Mesela sakyen, ra'yen, haybeten ve ced'an ve hamden ve şükran ve acaba. Semai olduğu için misalleri biraz çoğalttı yani. Semai misalleri çoğalttı. Şimdi arkadaşlar dua makamında sakyen, yani Allah seni sulamakla sulasın. Efendim, sekâkellâhu sakyendi. Ra'yen, ra'âkellâhu ra'yen, Cenab-ı Hak seni korusun. Haybeten, zarar etmekle zarar etmiştir. Ve ced'an, yani burnun kesilmesine cedde denir. Yani burnu kesilesiye, burnu kesilmekle kesilsin, perişan olsun demektir. Hamden, hamittu hamden demektir. Şükren de şekertu şükren demektir. Aceben, aciptu aceben demektir. Şimdi Araplar bu kelimeleri çok kullanırlar. Fakat bunları fiilsiz kullanırlar. Hiçbir zaman fiille beraber kullanmazlar. Şimdi arkadaşlar, hamittullaha hamden denir mi? Ya yani bu vücuben hasfedildi sema'an ne diyoruz? Mulla Halil
Çünkü Araplar bunları daima fiilsiz kullanırlar, fiille kullanmamışlardır. Fakat bir kuralı da olmayınca semai olarak vücuben hasfedilmiştir diyoruz. Peki biz Arapça cümlelerde, kitaplarda veyahut da Arapların konuşmasında Hamidullah, Hamden gibi görsek ne diyeceğiz? Ahdâ'da. Yani bir bu fasih insanların kelamında yok demektir. O insan fasih değildir. Bazıları da şöyle diyor arkadaşlar. Şimdi hamden, şükran gibi yerlerde hamden lehu, şükran lehu eğer harf-i cer lamlı zikredilirse orada vaciptir. Yoksa sadece hamden olursa vacip değildir diyenler de vardır. Bu da bilgi dağarcığımızın kenarında dursun. Yani hamden lehu, şükran lehu lam ile kullanıldığı zaman hiçbir zaman hamittu hamden lehu demezler. Şekertu şükran lehu demezler. Ama lamla olmayıp da sadece hamden, hamittu hamden, şekertu şükran derler mi? Derler diyen de vardır. Biz burada şimdi üç tane şey söylemiş olduk arkadaşlar. Bir, hamden, şükran, cedan, haybeten gibi yerlerde Araplar kesinlikle ne yapmazlar? Fiili zikretmezler. Dolayısıyla burada sema'an hasfi nedir? Vaciptir. Peki bu bilgi birinci bilgidir. Peki bazı şeyler Araplarda hamittu hamden diye görürsek, yani fiili de zikrettiğini görürsek, bunu nasıl değerlendireceğiz? Bir, fasih insan bunu söylemez. Yani fasih lügat değildir. Fasih lügatte bu vücuben hasfedilir. İki, efendim vücuben hasfedilmesi kendisinden sonra lam harfi ceriyle beraber kullanıldığı zamandır. Yani hamden lehu, şükran lehu gibi harfi cerle kullanılırsa o zamandır vücuben hasfedilmesi. Eğer harfi cerle kullanılmazsa vücuben değildir. Binaenaleyh hamittu hamden derse fasih olan insan da bunu söylemiş olabilir. Bilgi dağarcığımıza bu şekilde intikal etsin. Notlarınızı bu şekilde alın arkadaşlar. Şimdi bu bir şey değil. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bu misalleri ezberleyeceğiz. Burada zikrediyor. Sakyan, ra'yan, haybeten, cedan. Değil mi? Hamden, şükran, acaba. Asıl önemli olan şimdi kıyasi olan maddeleri ezberlemektir. Ve kıyasen mef'ul mutlak amili vücuben ve kıyasen hasfedilir. Bunun bir kuralı vardır. Araplardan duymaya ihtiyaç yoktur. Koçum bir şey mi soracaksın? Hocam bunlar bu kadar şey mi? Şu an şey mi yaptı? Taksim, fi marız taksim. Ya bu taksim değildir yani. Bu sadece örnekleri çoğalttı bize. Yani bundan ibaret değildir. Başka çıkar karşımıza. Başka çıkar karşımıza. Bunlar sadece örnekleri çoğalttı. Semai olduğu için bilgi dağarcığımızda biraz bilgiler olsun. Burası taksim yeri olmadığı için inhisar ifade etmez. Biz şimdi ne yapamayız? Hamden mef'ulü mutlak amili vücuben hasfedildi diye nasran kelimesinde amili ne yapamayız biz? Vücuben hasfedildi diyemeyiz. Semaidir. Arablar onu da amilini hasfetselerdi alerresi vel ayn diyecektik. Ve kıyasen hasfedilir. Nerede? Fî mevâdi'e müteaddit yerlerde. Minha onlardandır. Şimdi fî mevâdi'e minha müteaddit yerlerde minha onlardandır deyince min teb'iz ifade eder. İbn Hacib demek istiyor ki aslında benim zikredeceklerimden daha fazla yerler vardır. Ben en önemli bir kısmını zikrediyorum demektir. Anlaşıldı mı? Bak burası mesela inhisar ifade etmiyor. Niçin evvela diyor ki fî mevâdi'e diyor. Birçok yerde diyor. Minha o birçok yerden birisi şudur. Birisi şudur, birisi şudur. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? Bir başka kitapta, bir başka yeri zikredilirse, İbn-i Hacib bunu zikretmemişti. Zaten ben hepsini zikrettim demedi ki. Bir kısmını zikrettim diyor. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar ma ente illa seyran. Evet.
Ma ente sen değilsin. İlla seyren ancak yürümekle yürüyen birisisin. Ma ente illa seyren. Ma ente sen değilsin. İlla seyrel beridi. Ancak postacının yürüyüşü gibi yürüyen birisisin demektir. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada ma ente illa tesiru seyran veya tesiru seyrel beridi. Burada fiil vücuben hasfedilmiştir. Ma ente illa tesiru seyren dememiştir. Ma ente illa tesiru seyren demektir. Burada tesiru'yu zikredemezsin. Peki bunun kuralı nedir? Şimdi kuralını okuyoruz bakın. Önce misali yazdım. Kuralı okurken üzerine tatbik edeceğim ki aklımıza iyi kalsın diye. Diyor ki kıyasen ma öyle bir yer ki mesela seyren. Vaka'a vakı olduğu mef'ulü mutlak seyren. Ne vakı olduğu müsbeten müsbet. Ma ente sen değilsin illa seyren ancak yürürsün. Müsbet midir? Ma menfiydi. İlla nefiliği bozdu mu? Ma ente sen değilsin illa oldun demektir. O zaman burası müsbettir. Ba'de nef'in nefiden sonra. Ma'dan sonra. Demek ki nefiden sonra müsbet geliyor. Demek ki burada ne vardır? Ma ve illa gibi nefiyi müsbete çeviren bir şey vardır. Nefiden sonra mef'ul mutlak müsbet olarak gelirse bir. Ev ma'na nef'in veya nefi manasından sonra. Mesela ma'na nefiden ne olabilir arkadaşlar? Hemen aklınıza ne geliyor? İnnema geliyor değil mi? Ha innema ente seyren dersek. İnnema ente seyren dersek ma'na nefiden sonra gelmiştir. Öyle nefi ki veya manayı nefi ki dahilin dahildir o nefi ma. Buraya bir de innema koyun. İnnema ente. İnnema ente olursa o zaman illaya gerek kalmıyor değil mi? İnnema ente seyran. İnnema'da ne vardır? Ma ve illa manası vardır. Buna manayı nefi denir. İnnema'ya ne denir? Mana nefi denir. Ma ve illa manasındadır. Şimdi diyor ki minha o mef'ulü mutlağın amelinin vücuben hasfedildiği, kıyasen hasfedildiği yerlerden birisi ma. Öyle seyrendir ki. Tatbik ederek arkadaşlar, tahtada misal üzerine tatbik ederek anlatıyorum. Veka vakı oldu bu seyren. Müsbeten müsbet vakı oldu. Ba'de nefin ev mana nefin. Ma'dan sonra burada müsbet oldu. Nefi manasından sonra müsbet oldu. Peki. Öyle nefi ki dahilin, o ma dahildir. Veya manayı nefi innema dahildir. Neyin üzerine dahildir? Alesmin bir isim üzerine. Ente. Burada da innema neyin üzerine dahil oldu? Ente. Öyle isim ki la yekûnü mef'ulü mutlak olmaz. La yekûnü. Öyle isimdir ki la yekûnü mef'ulü mutlak olmaz. Haberen anhu ondan haber olmaz. Şimdi burada bu seyreni buna haber yapabilir miyiz? Buradaki seyreni burada haber yapabilir miyiz? Yapamayız. Neden yapamayız? Kim söyleyecek arkadaşlar? Niye yapamayız arkadaşlar? Çünkü hamil caiz değildir. Ente sen seyrun yürümeksin. Olur mu? Ente sen seyrun yürümeksin. Olur mu? Hamil caiz değildir. Olmadı mı Yusuf? Sen yürümeksin. Olur mu? Sen yemek yemeksin. Sen gülmeksin. Olmaz ki. Evet. Şimdi burada mef'ulü mutlak toparlıyorum arkadaşlar. Mef'ulü mutlak cümleme dikkat edin. Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isim üzerine dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olarak vakı olursa amili vücuben hasfedilir. Madde böyle toparlanıyor arkadaşlar. Bir daha toparlıyorum. Tahtada misal üzerinde göstererek toparlıyorum. Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isim üzerine dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olarak vaki olursa ameli vücuben hasfedilir. Beytullah anlatabildim mi burası?
Sen toparlayabilir misin? Toparlayamam da hocam. Anladım. Ben bir daha toparlayayım. Olsun 3. Mef'ulü mutlak öyle bir isimdir ki kendisinden haber vakı olmaya elverişli olmayan bir isim üzerine dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olarak vaki olduğu yerde amili vücuben hasfedilir. Evet. Hocam, hani mana oturmaya dedik ya haber olursa. Şöyle desek olmuyor mu? Ente sevgilisi, sen yolculuk yapan bir insansın. İşte ente bekliyorum desek. Sen yemek yiyen bir insansın. Öyle manası olsun mu? Anlaşılmaz mı? Yani ente ile seyir arasında hamil caiz midir? Mübteda haber arasında hamil caiz olacak ya. Ente sairun olur. Yani seyir sairun manasında olsa ente sairun. Hani Ömer'ün adlün dersin, mübalağa manasıyla adilün manasındadır dersin. Adilün manasında olduğu zaman o zaman adlün değildir, o adilündür. O başka, orada hamil caiz olur. Ama innema ma ente illa seyren, sen yürümeksin, yürüyensin manasında söylemiyorlar bunu. Ma ente illa seyren, ma ente illa tesiru seyren. Yani sen yürümekle yürüyen birisisin, bu manada kullanılıyor. O Ömer'ün adlün gibi bir mana kastedilmiyor burada. Yani önemli olan burada koçum şudur. Eğer mef'ulü mutlak efendim bu enteye haber olmaya elverişli değilse, haber olmaya elverişli zaten burasını haber yapacaksın. Şimdi haber olmaya elverişli değilse ne yapacaksın? Mecburen seyren zikredeceksin. Yani mef'ulü mutlak yapacaksın. Burada da bir fiil gizleyeceksin. O zaman mana ne olacak? Ma ente sen değilsin illa tesiru seyren, ancak yürümekle yürüyen birisisin. Yani mana böyle doğrulaşıyor, doğru olarak ortaya çıkıyor. Biz şimdi mef'ulü mutlağın amilinin vücuben ve kıyasen hasfedildiği yerlerden birincisi nedir diyoruz? Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isim üzerine dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olarak vaki olursa amili vücuben hasfedilir. Anlaşılmadı diyen var mı? Birinci madde bu arkadaşlar. Peki اَوْ وَقَعَ مُكَرَّرًا veyahut da mef'ulü mutlak mükerrer olarak vakı olursa, yani mükerrer olarak vakı olursa arkadaşlar, mesela زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا. Şimdi زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا dediğimiz zaman ne oldu burada arkadaşlar? Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isimden sonra mükerrer vakı olmuştur. Mesela Zeydün Zeyd Seyrun diyebilir miyiz? Yani Seyren Zeyd'e haber olmaya elverişli midir? Değildir. O zaman burada ne diyoruz? Bu maddede ne diyoruz? Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isimden sonra mükerrer olarak vakı olursa. Yani Zeydün Seyran Seyra. Sadece Zeydün Seyran olsa Zeydün Yesiru Seyran de derler. Denebilir. Zeydün Seyran da denebilir. Ama Zeydün Seyran Seyra denirse iki de mükerrer olursa orada amili vücuben hasfedilir. Kaç yeri zikrettik arkadaşlar buraya kadar? İza dukketil arlu dekken dekka. Orada vücuben hasfedilmemiş arkadaşlar. Ama ne değildi? Orada haberden ya, haber olarak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isimden sonra gelmedi ki. Değil mi? Hani Zeydün Seyren Seyren'de bir mübteda var. Habere ihtiyacı var. Seyren ona haber olamıyor. Haber olamayınca mecburen cümle yapacaksın orada. O cümleyi haber yapacaksın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Seyren ona haber olamayınca cümlesini haber yapacaksın. O cümle ona haber olacak. Zeydün Yesiru Seyran Seyra. Şimdi buraya kadar kaç madde zikrettik arkadaşlar? İki yerde mef'ulü mutlağın amili vücuben hasfedilir dedik. Birincisi kim söyleyebilecek? Var mı öyle bir cesur? Ben söyleyeyim. O cesur ben olayım. Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isim veya isim bir isim üzerine dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olarak vaki olursa. 2.
Mef'ulü mutlak kendisinden haber olmaya elverişli olmayan bir isimden sonra mükerrer vakı olursa burada amili vücuben hasfedilir. Ma ente illa seyren illa tesiru seyren mef'ulü mutlaktı. Ma ente illa seyrel beridi. Burada mef'ulü mutlak neviye misal vermiş oldu. Doğru mu? Bir de seyren nekiredir. Seyrel beridi marifedir. Yani burada şeyin mef'ulü mutlak marife olması, nekire olması çok da önemli değildir. İkisi de olabilir. Birisi mef'ulü mutlaktır, birisi mef'ulü mutlağın tekit kısmıdır. Birisi de mef'ulü mutlağın seyrel beridine hangi kısmıdır? Nevi kısmıdır, olabilir. Şimdi arkadaşlar, burası anlaşıldıysa ikincisine geçiyorum. Bu maddeleri, kıyası olan maddeleri anlatmak biraz zor olur. Anlamak zor değil arkadaşlar. Benim işim zor, sizin işiniz zor değil. Şimdi ben gene zor olan ikinci maddeyi uygulamaya geçiyorum. Burada benim zikrettiğim şekilde arkadaşlar maddeyi ezberlemeniz lazım. Şeye kalkarsanız, siz kendiniz toparlamaya kalkarsanız cümleleri oluşturmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi hemen فَشُدُّ الْوَثَاقِ فَاِمَّ مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّ فِدَاءً. Şimdi arkadaşlar burada فَشُدُّ الْوَثَاقِ düşmanlarla ahdi bağlayın. Yakaladınız, ahdi bağlayın, esir aldınız. Feşüddü bağlayınız el-vethâkı, sözleşmeyi bağlayın. E nasıl yapacaksınız? Yani şöyle yapın. Feimmâ mennen, ya salıvermekle salıverirsiniz esirleri. Ba'du, ondan sonra. Ve immâ fidâen, veyahut da fidye alarak onları salıverirsiniz. Ya doğrudan doğruya salıverirsiniz, veyahut da fidye alarak işi bağlarsınız. Şimdi burada فَشُدُّ الْوَثَاقَ شَدِّ وَثَاقَ yapın diyor Cenab-ı Hak. Yani anlaşmayı sağlam kazığa bağlayın. E nasıl yapacağız? İzahına gelince فَاِمَّا مَنَّنْ ya bunu yapacaksınız وَاِمَّا فِدَانْ ya bunu yapacaksınız. Tafsir bu. İkisinden birisini yapacaksınız. Ya esirleri salıvereceksiniz veyahut da ne yapacaksınız? Fidye alarak onları teslim edeceksiniz. Tamam. Şimdi burada مَنَّنْ فَاِمَّا مَنَّنْ demek arkadaşlar. فَاِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّنْ وَاِمَّا فِدَاءً وَاِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً demektir. Yani mennenin fiili orada gizlidir. وَاِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً فَاِمَّا مَنَّنْ فَاِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا تَفْدُونَ fidaen demektir. Şimdi burada mennenin fiili olan temunnune hasfedilmiş. Teftu fedaenin fiili olan tefdune vücuben hasfedilmiştir. Peki bunun kıyası nedir? Yani biz nerelerde bunu hasfetmiş olacağız böyle? Bunun madde olarak sayarsak amilin mef'ul mutlak amilinin vücuben hasfedildiği, kıyasen hasfedildiği üçüncü yer olarak bunu zikredeceğiz. Doğru mu? Efendim neresidir bu? Evet. Diyor ki وَمِنْهَا o yerlerden birisi مَفُولُ مُطْلَانَ عَامِلٍ وُجُوبًا hasfedildiği yerlerden birisi مَا o mennen veya fidaendir ki vaka vakı oldu tafsilen tafsil vakı oldu. Açıklama yapıyor, tafsil yapıyor. لِأَثَرِ مَزْمُونِ cümletin bir cümlenin mezmununun eserini öyle cümle ki mutakaddimetin geçmiş olan cümlenin mazmununun eserini tafsil vakı oluyor. Müzik arşivinde hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada şimdi üç şey var. Bir cümle var. İki cümlenin mezmunu var. Üç eseru mezmunu cümle, cümlenin mezmun eseri var. Doğru mu? Şimdi feşüddu fiil
Vav faili. El vethâke mef'ulû. Feşüddül vethâke bir cümledir. Tamam. Peki cümlenin mezmunu ne demektir? Cümlenin mezmunu demek, o cümleden mastar alacaksın, faaline veya mef'ulüne muzaf kılacaksın. Bu neden bahsediyor? Şüddül vethâke. Şeddi vethâkte şeddül vethâk. Doğru mu? Bu cümlenin mezmunu nedir? Şeddül vethâktır. Yani sözleşmeyi bağlamak demektir. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar, burada cümleden maksat nedir? Feşüddül vethâka cümledir. Buradaki cümlenin mazmunundan maksat nedir? Faaline veya mef'ulüne izafesidir. Peki bunun eseri, eferu mazmunil cümleti, cümlenin mazmunun eseri deyince bundan maksat nedir? Ondan kastedilen şeydir. Yani şeddi vethâktan kastedilen şey onun eseri oluyor. Yani feşüddül vethâk, şeddi vethâk yapın. Cümle feşüddül vethâk. Mazmun şeddül vethâktır. Yani sözleşmeyi sağlamlaştırmak. Peki bunun eseri nedir? Kastedilen şey eseridir. İşte burası o eseri ne yapıyor? Tafsil ediyor. Neyi kastediyorsun peki feşüddül vethâktan? Şeddi vethâk yapın. Yani ne yapalım? Ha, fe imma tafsil yapıyor. فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Siz hakimiyeti elinize aldınız, esirleri ne yaptınız? Teslim aldınız, şimdi sözleşmeye oturdunuz. Bu sözleşmeden sonra siz ne yaparsınız? İsterseniz esirleri salıverirsiniz, sözleşme karşılığında. İsterseniz ne yaparsınız? Fidye alırsınız, fidye karşılığında verirsiniz. Şimdi burada cümleden maksat فَشُدُّوا الْوَثَاكَدِرْ. Mazmunu cümleden maksat nedir? Fiilin faaline veya mef'ulüne izafet hali, şeddi vesaktir diyoruz. Eserden maksat nedir? Kast edilen şey neyse. Kast edilen şeyi tafsil vakı olursa mef'ulü mutlak. Şimdi mennen, fidaen ne yapıyor? Buradaki şeddül vesakın eserini tafsil etmiş oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Bir daha okuyorum şimdi. Ve minha, bu mef'ulü mutlağın amelinin vücuben hasfedildiği yerlerden birisi ma. O mef'ulü mutlaktır ki, o mennen veya fidaendir ki, vaka vaka oldu, tafsilen tafsil vaka oldu. Şimdi fe imma mennen ve imma fidan tafsil yapıyor mu? Ya şöyle ya şöyle diye tafsil ediyor mu? Ediyor. Li eseri mazmunu cümleti mütekaddimetin, geçmiş bir cümlenin mazmununun eserini tafsil vaka oluyor. Geçmiş cümle hangisidir? Feşüddül vethâk. Mazmunu nedir? Şeddi vethâk. Eseri nedir? Ondan kastedilen şeydir. O kastedilen hangisi açıklıyor? Fe imma mennen ba'du وَاِمَّا فِدَاءً. O zaman burada فَاِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّنْ veya وَاِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً diye amilleri vücuben hasfedilmiştir diyoruz. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Nasıl diyoruz? Diyoruz ki, yani bu üçüncü madde olarak bunu saydığımız zaman diyoruz ki mef'ulü mutlak bir cümleden sonra o cümlenin mazmununun eserini tafsil vakı olduğu yerlerde amili vücuben hasfedilir. Merrettü bi Zeyd'in, Zeyd'e uğradım. Zeyd'in yanından geçtim. Fe'iden bir de ne göreyim ki lehu onun için vardı savtun, ses vardır. Ne gibi? Savta himarin, merkebin sesi gibi anılıyor. Fe'iden lehu savtun, savta himarin. Şimdi burada arkadaşlar aradığımız savta himarin mef'ulü mutlaktır. Mevzu istişat burasıdır. Şu savtenin amili yasutu. فَإِذَنْ لَهُ صَوْتٌ Onun için bir ses vardı. يَسُوتُ Sesleniyordu. صَوْتَ حِمَارٍ Merkebin sesi gibi sesleniyordu. Burada يَسُوتُ'nun hasfi nedir? Vaciptir. Şimdi bunun kuralını nasıl anlatıyor? Hemen okuyoruz ve okuduğumuzu misal üzerine uyguluyoruz. وَمِنْهَا Bu yerlerden birisi مَا öyle صَوْتَ حِمَارٍ'dir ki öyle bir mef'ul mutlaktır ki vaka'a vak oldu li teşbihi teşbih için vak oldu.
Teşbih için makul. Ne diyoruz? Savt-ı himarin eşeğin sesi gibi. Fe izen lehu surahun suraha thukla. Meşhurdur mesela. Meratu bi Zeydin Zeyd'e uğradım. Fe izen lehu, bir de onun için vardı surahun, ağlamak vardı, suraha thukla. Yani çocuğunu kaybeden kadının ağlaması gibi ağlaması vardı. Suraha thukla dediğin zaman ne oluyor? Bir teşbih var. Yani mef'ulü mutlak ne olmuş oluyor? Teşbih için vakı olmuş oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, ma öyle bir mef'ulü mutlak ki vaka vakı oldu, li teşbihi, teşbih için vakı oldu. Burası tamam. Ne olduğu halde? İlacen, ilaç olduğu halde. Eczaneden alınmış yani. İlaç demek arkadaşlar, İlaç ne derler? Uzuvlardan bir uzuvla gerçekleştiren şeylere ilaç denir. Organlardan bir organ ile gerçekleştiren şeye ilaç denir. Yani mef'ulü mutlak nedir? Teşbih için vakı olmuş ama ne olduğu halde? İlacen, ilaç olduğu halde. Yani organlardan birisiyle, mesela ağızla gerçekleşiyor, gözle gerçekleşiyor. İlacen, evet, ilaç olduğu halde. Mesela diyelim ki li Zeyd'in, Zeyd için vardır zühdün, zühd vardır. Efendim, mesela zühdes salihin diyelim. Zühdes sulahay, salihlerin zühdü gibi zühdü vardır. Li Zeyd'in, Zeyd için vardır zühdün, zühd vardır. Zühdü sulahay, salih insanların zühdü gibi. Zühd neydi arkadaşlar? Dünyaya değer vermemek demektir. Şimdi zühd, ilaç mıdır arkadaşlar? Değildir değil mi? O bir duygudan ibarettir. Zühd nedir? Bir duygudan ibarettir. İlaç değildir. Onun için li Zeyd'in zühdün, zühdü sulahay ne olmaz? Bu verdiğimiz misale uygulanmaz. Demek ki ilacen dediğinde organlardan bir organ ile gerçekleştirene ne diyoruz? Gerçekleşen fiile ilaç diyoruz. Peki ma o mef'ulü mutlak ki, mesela öyle savte himarin ki vaka vakı oldu li teşbihi, teşbih için vakı oldu. Doğru mu? Ne olduğu halde? İlacen, ilaç olduğu halde. Evet, ilaç olduğu halde teşbih için vakı oldu. Bu ilaç olduğunu anladık. Teşbih için vakı olduğunu anladık. Neden sonra? Ba'de cümletin, bir cümleden sonra. Doğru mu? Efendim, mesela فَاِذَنْ لَهُ onun için vardır. لَهُ onun için vardır. Savtun, burası bir cümle midir arkadaşlar? Değil mi? Lehu'yu mukaddem haber dersin, savtunu muhakkar mübteda dersin. Lehu car mecrur amildir, zarftır, savtun onun faalidir. Alâ külli hal, orası lehu savtun nedir? Bir cümledir. Doğru mu? Bir cümleden sonra teşbih için ilaç vakı olmuş. Tamam. Nasıl bir cümle yalnız? Evet. Ba'de cümletin, cümleden sonra. Öyle cümle ki müştemiletin, o cümle şamildir. Lehu savtun şamildir. Alesmin, alesmin bir isme şamildir. Öyle isim ki lehu onun için vardır dedik ya, savtun savt vardır. Bima'nahu o mef'ulü mutlak manasında bir isme şamildir. Mesela arkadaşlar, lehu savtun, savtun, savtun. Mef'ulü mutlak, şu lehu savtun cümlesi mef'ulü mutlak manasında bir isim var mı orada? Var. Başka neye şamildir? Ve sahibihi, sahibine de şamil. Şimdi buradaki savtun sahibi? Lehu savtun. Bak, mef'ulü mutlak manasında bir isme ve o ismin sahibine şamil olan bir cümleden sonra gelmiş oldu. Doğru mu? Biraz böyle arkadan tutmak gibi anlatırken oluyor, doğru mu? Evet. Şimdi evvela burayı okusam, sonra misali okusam pek fazla anlaşılmayacaktı. Önce onun için misali tahtada yazıyorum, gözümüzün önünde olsun. Kelime kelime okuyarak tatbiki yapalım, doğru anlayalım. Şimdi dedi ki, ba'de cümletin, cümleden sonra gelecek. Savt-ı himarin teşbih için vakı olmuştur. Doğru mu? İlaçtır. Tamam. Cümleden sonra gelmiştir. Lehu savtun. O cümle yalnız sıradan bir cümle değil. Nesi vardır? İki tane özelliği var. Bir, mef'ulü mutlak manasında bir isme şamil olacak.
Meful-i mutlak neydi? Savut-ı imarin. Savut manasında bir şey var mı orada? Var. O ismin sahibine de şamil olacak. Lehu onun için vardı savutun. Savutun sahibi kimdir? Lehu zamiri. Sahibine de şamildir. Evet. Tamam. Nahbu marartu bi zeydin feyden lehu savutun savta imarin ve surahun suraha thukla. Diyoruz ki arkadaş bu maddeyi anlatırken meful-i mutlak. Meful-i mutlak manasında olan cümleyi toparlıyorum değil mi? Yani bu maddeyi nasıl yazarız? Meful-i mutlak manasında olan bir isme ve o ismin sahibine şamil olan bir cümleden sonra teşbih için ilaç vakı olursa, ilaç olduğu halde teşbih için vakı olursa efendim amil-i vücuben hasfedilir. Molla Halil, bir daha söylüyorum. Yazacaklar bakmasına gerek yok. Diyoruz ki mef'ul-ü mutlak, mef'ul-ü mutlak manasında olan bir isme ve o ismin sahibine şamil olan bir cümleden sonra ilaç olduğu halde teşbih için vakı olursa, ilaç olduğu halde teşbih için vakı olursa amili vücuben hasfedilir. Muhammed eminim anlaşıldı mı? İlaç mevzusunu. İlaç mevzusunu anlamadım. Eczaneye gidersen anlarsın. İlaç demek organla yapılan fiillere ilaç denir. Organla olmayanlara ilaç denmez. Mesela zühd nedir? Takva nedir? Bir organla, elle, ayakla, gözle, kulakla yapılan bir şey değildir. O bir duygudan ibarettir. Ama konuşmak, vurmak, kırmak, gelmek, gitmek bunlar nedir? İlaçtır. İlaçtan maksat budur. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Buyurun. Buradaki sahipteki zamir şey midir? Meful-i mutlak manası mı? Ala sahibi zâliken ismi. O ismin sahibi. İllezî kâme bihi ma'nâhu. Yani şöyle. Bu meful-i mutlak manasında bir isim var ya burada. Bu isim budur. Bu ismin sahibi. O da budur. Feyden lehu onun için vardır. Savtun. Savt vardır. Savt-ı himâri merkebin sesi gibi. Şimdi bu nedir? Meful-i mutlak manasında bir isimdir. Bu cümle şu isme sahiptir. Bir de bu ismin sahibine de sahip şamildir. Şimdi lehu savtun. Bu savtun sahibi kim? Budur. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Yani isme sahiptir. Bir de o ismin nesine sahiptir? Sahibine şamildir. Şimdi ben maddeyi şey yapayım arkadaşlar. Yani bu maddeyi yazmaya kalktığımız zaman nasıl yazarız? Söylediğimiz zaman nasıl söyleriz? Meful-i mutlak. Meful-i mutlak manasında olan bir isme ve o ismin sahibine şamil olan bir cümleden sonra ilaç olduğu halde teşbih için vakı olursa. Şimdi üç tane misal yazacağım. Bu üç tane misali anlamaya çalışacağız. Mesela Lizeyd'in zühdün zühdü sulahai dediğimiz zaman bu meful-i mutlağın bu kısmına zikrettiğimiz maddeler burada uyuyor mu uymuyor mu? Yani burada mesela zühdü sulah, salihlerin zühdü gibi bir teşbih var mı burada? Var. Meratü savtü zeydin, zeydin sesi, savtü himarin, merkebin sesi gibidir dedi. Burada da bir teşbih var mı? Var. Meratü bi beledin, bir şehre uğradım. Feiden bihi, orada vardır. Savtun, bir ses var. Savtü himarin, merkep sesi gibi bir ses vardır dedik. Burada savtü himarin, zühdü salihin teşbih için vakı olmuştur. Ama bunların hiçbirisinde, şu misallerin hiçbirisinde meful-i mutlağın amili vücuben hasfedilen bu kısma girmez. Niçin girmez? Lizeydin zühdü sulahayda her ne kadar teşbih varsa da ne değildir? İlaç değildir. Doğru mu? Çünkü zühd neyle olmuyor? Organlardan birisiyle olmuyor. Dolayısıyla teşbih olsa da ne yok burada? İlaç olmadığından dolayı bu kısma girmiyor. Peki savtu zeydin, zeydin sesi, savtu himarin, merkebin sesi gibidir dedik. Şimdi doğru, burada savtu himarin teşbihtir. Peki kendisinden önce bir cümle geçecekti. Savtu zeydin cümle midir? Kendisinden önce cümle geçmemiştir. O zaman bu da nereye girmiyor? Bu kısma girmiyor. Peki tamam. Burada ne yoktur?
Kendisinden önce bir cümle geçecekti. Cümle yoktur burada. Peki merartü bi beledin, şehre uğradım. Feiden bihi, orada vardır. Savtun, ses vardır. Bihi savtun de cümle olmuş mudur? Olmuştur. Peki bu cümle mef'ul-ü mutlak manasında bir isme şamil midir? Doğru. Savt. Sahibine şamil midir? Değildir. Bak, bir cümleye sahip oluyor. Bir de ne dedi? Sahibi dedi. Değil mi? Sahibine şamil olacak. Bu da sahibine şamil değildir. Feiden bihi, orada vardı savtun. Peki ses kimin sesi? Onun için burada mesela vücuben hasfedilmiyor. Bu kayıtlar bunları şeyden çıkarmak içindir. Yani dedi ki teşbih için vakı olacak. Bu da teşbihtir. Zuhdü sülahay. Ama ilacen, ilaç olduğu halde bu ilaç değildir. Ba'de cümletin, cümleden sonra dedi. Li zeydin, affedin, savtü zeydinde ne yoktur? Cümle yoktur. Muzaf muzafileyi var. Öyle cümle ki ba'de cümletin, müştemiletin alesmin bimanâhu ve sahibihi. Mef'ul-ü mutlak manasında bir isme ve o ismin sahibine şabil olacak. Merartu bi beledin fiiden bihi hima, savtun savta himarinde cümle vardır ama ne yoktur orada? Sahibine şamil değildir. Onun için orada vacip değildir. Anlattım diye düşünüyorum arkadaşlar burasını. Fiiden lehu surahun suraha sükle de sükle, çocuğu ölen kadının ağlaması gibi ağlaması var demektir. Merartu bihi fiiden مَرَّتُ بِزَيْدٍ فَيْذَنْ لَهُ سُرَاخٌ سُرَاخَ سُكْلَى desek aynen ne gibidir? لَهُ سَوْتٌ سَوْتَ حِمَارٍ nekireye misal olabilir. سُرَاخٌ سُرَاخَ سُكْلَى da neye misal olabilir? Marifeye misal olabilir. وَمِنْهَا مَفُلْ مُطْلَانْ amilinin kıyasen ve vücuben hasfedildiği yerlerden birisi de مَا وَقَعَ مَظْمُونَ cümletin cümlenin mezmunu vakı oldu. La muhtemele, ihtimal yoktur. Leha, o cümle için, gayrehu, başkasına ihtimal yok. Mef'ul-ü mutlaktan başkasına ihtimali olmayan cümlenin mazmunu vakı olursa, nahu lehu aleyye elfu dirhemin i'tirafen. Burasını siliyorum arkadaşlar. Ben dersin başında dedim ya arkadaşlar, kuru fasulyenin faydaları diye. Şimdi bu anlatacağımı, bu anlattıklarımı anladığınızdan daha iyi anlamanız lazım. Lehu aleyye elfu dirhemin i'tirafen. Zeydun qaimun hakkan. Zeydun zeyd qaimun, qaimdir, hakkan, gerçekten qaimdir. Şimdi lehu aleyye elfu dirhemin i'tirafen, i'tiraftu i'tirafen demektir. Zeydun qaimun hakkan demek, hakka hakkan demektir. Hakka hak oldu, hakkan hak olmakta, hak olduğun ayakta olması kesindir, gerçek, sabit olduğunu. Şimdi arkadaşlar, önce söyleyeyim size, kabul etmeyeceksiniz. Sonra mecburen kabul edeceksiniz. Diyor ki, i'tirafen bir cümleden sonra gelmiştir. Lehu aleyye elfu dirhemin, onun bende 1000 dirhem alacağı var. İ'tirafen de ondan sonra gelmiştir ki, bu itirafen, bu cümlenin mazmunun bundan başkasına ihtimali yoktur. Ba'de cümletin bir cümleden sonra geldi. Öyle cümle ki la muhtemele leha gayrehu, o cümle ne yapmıyor? Başkasına ihtimali yoktur. Ma vaka' mazmune cümletin cümlenin mazmunudur. La muhtemele leha, o cümle ihtimali yoktur, gayrehu, o mef'ul mutlaktan başkasına ihtimali yoktur. Şimdi lehu aleyye elfu diremin, onun bende 1000 dirhem alacağı var demek, itiraf ettim demek değil mi? Bu cümlenin mezmunu itiraf değil midir? Onun bende 1000 dirhem alacağı vardır, itiraf demektir. Bu itirafen de itiraf demektir zaten. Cümlenin mezmunu efendim olmuş oldu. Mef'ul mutlak ne oldu? Cümlenin mezmunu oldu. Ama öyle bir cümle ki o cümle başkasına ihtimali yok. Yani lehu aleyye elfu dirhemin
Nereye ihtimali var sadece? İtirafa ihtimali var. Başka bir şeye ihtimali yok. Tamam. Peki Zeydun kaimun hakkan. Zeyd kaimdir. Hakkan, hakka kaimdir. Yani gerçekten kaimdir. Şimdi Zeydun kaimun cümlesi. Efendim bunun mazmunu Zeyd'in kaim olduğunun hak olduğu değil midir? Bunun başkasına ihtimali var mıdır? Yoktur. Şimdi baktığınız zaman Mes'ud. Başka yere mi daldırdın? Baktığın zaman şimdi burada Zeydun kaimun ile lehu aleyye elfu dirhemin arasında Zeydun kaimun hakkan ile lehu aleyye elfu dirhemin arasında fark yok gibi gözüküyor. Halbuki çok fark var arkadaşlar. Nedir? Bunun hakkana da ihtimali var, gayr hak olmaya da ihtimali var. Ama şunun itiraftan başkasına ihtimali yoktur. Bir daha söylüyorum. Bunun itiraftan başkasına ihtimali yok. Bunun hak olmaya da olmamaya da ihtimali var. Şimdi arkadaşlar Zeydun kaimun nasıl bir cümledir? Cümleyi haberiyedir. Peki cümleyi haberiyenin sıdkı kizbe ihtimali var mıydı? Vardı. O zaman Zeydun kaimun dedin, Zeyd kaimdir. Ama bu cümleyi haberi olduğuna göre bunun doğru olma ihtimali, hakkan olma ihtimali de var. Gayrı hak olma ihtimali de var. Hakkan deyince o ihtimallerden, iki ihtimalden birisini ne yapmış oldun? Vurguladın. Doğru mu? Şimdi bu Zeydun kaimun efendim İhtimali neydi bunun? İki ihtimali vardı. Birisi hak, birisi de gayri hak. İkisine de ihtimali vardı. Şimdi hakkan deyince bunu çizdin. Hakkan o iki ihtimalden birisini teyit etmiş oldun. Şimdi bu hakkan cümlenin mazmunu olan neydi? Zeyd ayakta olduğunu ifade etmek için zaten bu cümleyi söyledin. Zeyd'in ayakta olduğunu, hak olduğunu ifade eder ama başkasına ihtimali var mıydı? Cümleye haberi olduğundan dolayı gayri hak olma ihtimali de vardı. Burada hakkan diyerek o bir ihtimali yok ettim. Bir tane ihtimali bırakmış oldu. Tamam. Fakat lehu aleyye elfu dirheminde onun bende 1000 dirhem alacağı var sözü vardır yoktur diye iki şey ihtimal olmaz. Çünkü bir insan kendi aleyhinde bir böyle bir cümle bulunduğu zaman bunun başka bir ihtimali yoktur. Yani bir insan lehu aleyye elfu dirhemin deyince bütün hukuk sisteminde, şeriat ve diğer sistemlerin, hukuk sisteminin tamamında ne sayılır? Böyle bir borcu itiraf etmiş oldu. Mesela lehu aleyye elfu dirhemin onun bende 1000 dirhem alacağı var sözüyle benim onda 1000 dirhem alacağım var sözü aynı mıdır? Benim onda 1000 dirhem alacağım var, doğru olma ihtimali de var, yalan da olma ihtimali var. Onun bende 1000 dirhem alacağı var sözünün itiraftan başkasına ihtimali yoktur. Şimdi burada itirafen bir cümleden sonra geldi. Lehu aleyye elfu dirhemin. Bu cümlenin efendim mazmununu teyit etmiş oluyor. Diyor ki مَا وَقَعَ مَفْعُولُ مُطْلَقْ وَاقِ olmuştur. مَظْمُونَ cümletin cümlenin mezmunu. Öyle cümle ki لَا مُحْتَمَلَ لَهَا o cümlenin ihtimali yoktur. غَيْرَهُ o مَفْعُولُ مُطْلَقْتَنْ başkasına ihtimali yoktur. Şimdi arkadaşlar bu diyoruz ki مَفْعُولُ مُطْلَقْ kendisinden başkasına ihtimali olmayan bir cümleden sonra o cümlenin mezmunu vakı olursa. Cümlenin mezmunu vakı olursa. مَفْعُولُ مُطْلَقْ kendisinden başkasına ihtimali olmayan bir cümlenin mazmunu vakı olursa. Doğru mu? Mef'ulü mutlak, kendisinden başkasına ihtimali olmayan bir cümlenin mazmunu vakı olursa, orada vücuben hasfedilir. Lehu aleyye elfu dirhemin i'tirafen. Buradaki i'tirafen, ve yüsemmâ isimlendirilir, te'kiden li nefsihi. Bu te'kid li nefsihi diye isimlendirilir. Ne demek te'kid li nefsihi arkadaşlar? Çünkü buradaki itirafen zaten lehu aleyye elfu dirhemin itiraf manasından başkasına ihtimali var mıydı? Yok. O zaman lehu aleyye elfu dirhemin itirafen gibiler te'kid li nefsihi. Zaten itiraf demekti. Kendi kendini te'kid etmiş oldu. Farklılık yok. Ama efendim ve minha ma vaka'a mazmune cümletin cümlenin mazmunu vakı olur. Öyle cümle ki leha o cümle için vardır muhtemelun gayrehu o cümle başkasına ihtimali vardır. Meful mutlaktan başkasına ihtimali var.
nahvu zeydun kaimun hakka. Zeydun kaimun hakkan, uhikku hakkan veya hakka hakkan diyorsun. Şimdi zeydun kaimundan sonra hakkan dediğimiz zaman, efendim zeydun kaimundan sonra hakkan bir cümleden sonra geldi. Peki zeydun kaimunun mazmunu mudur hakkan? Evet. Zeyd ayaktadır. Hakkan gerçekten ayaktadır. Bunun mazmunudur. Peki bu zeydun kaimun cümlesinin hakkandan başkasına ihtimali var mı? Vardır. He. Zeydun kaimen uhikku hakkan. Yani ispat ediyorum onun hak olduğunu ispat ediyorum demekti veyahut da hakka hakkan diyebilirsiniz. Ve yüsemma isimlendirilir bu te'kiden li gayrihi. Buna te'kid li gayrihi denir. Te'kid li gayrihi ne demektir arkadaşlar? Yani burada hakkan kelimesi bunun mazmununu te'kid etti ama bunun te'kid etmiş olduğu ihtimallidir. Yani zeydün kaimunun manası haktır ama hak olmaya da gayrı hak olmaya da elverişli olandır. Hakkan dediğimiz zaman buradaki gibi te'kid li nefsihi değil de ne oldu? Burası ihtimalli olmayanı te'kid etti. Zaten burası sadece itiraf demektir. Ama burası sadece hak demek değildir. Hak ve gayrı hak olmaya elverişli olduğundan dolayı buradaki hakkan neyi te'kid etmiş oldu? İhtimalli olanı te'kid ederek. O zaman burası ile bunun ifade ettiği aynı mıdır? Bak bunun ifade ettiği hak ve gayri hak olmaya elverişli olandır. Ama buradaki hakkan dediğin zaman artık gayri hak kalmadı. Hak olduğunu söylemek için, tekit için bunu söylemiş oldu. Yani buradaki hakkan ile buradaki itirafen arasındaki fark nedir? Buradaki tekit li nefsidir, buradaki tekit li gayrihidir. Burasını iyi anlamak lazım. Tefsirlerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Daha yakın tarihte bile benim karşıma çıktı. Ya baktım ki böyle şerhlerde, haşiyelerde o kadar anlatıyor, o kadar anlatıyorum ki anlaşılması çok zordur şeklinde anlatıyor onu. Elbette buradaki bilgiyi, yani kafiyedeki bu bilgiyi insan okumadan böyle bir şeyle karşı karşıya kalsa lehu aleyye elfu dirhemin itirafen ile zeydun kaimun hakkın arasındaki farkı anlamakta, kavramakta zorlanabilir. Şimdi burada diyoruz ki mef'ulü mutlak kendisinden başkasına ihtimali olmayan bir cümlenin mazmunu vakı olursa. Burada diyoruz ki mef'ulü mutlak kendisinden başkasına ihtimali olan bir cümlenin mazmunu vakı olursa. Buna te'kid li nefsihi, buna da te'kid li gayrihi denir. Niye li gayrihi dendi Beytullah burada? Çünkü hakkanın te'kid etmiş olduğu mutlak kendisi gibi hakkan değildir. Ya hem hak hem de gayri hak olmaya ihtimali olan. Te'kid li nefsihi, te'kid li gayrihi. Arkadaşlar fıkıh ıslahında bir insan lehu aleyye elfu dirhemin dedi mi hapı yuttu. Ondan sonra yok borcum yoktu diyemez, 1000 lira ödeyecektir. İtiraf etmiştir bunu. Lehu aleyye elfu dirhemin Seyyid-i Şerif ne demektir? İtiraf ediyorum demektir. İtirafen dediği zaman zaten lehu aleyye elfu dirhemin de itirafen demektir. Oradaki itirafenle lehu aleyye elfu dirhemin ifade ettiği itirafen aynıdır. Doğru mu Beytullah? Peki zeydün kaimun hakkan, buradaki hakkanın ifade ettiği manayla zeydün kaimun dediysen sen, zeydün kaimun dediysen bunun ilk anlaşılan nedir? Hakkan olduğudur. Hakkan dediğin zaman bu hakkan ondan anlaşılan, zeydün kaimenden anlaşılan hakkanı tekit etti. İkisi arasında fark var mı? Var. Zeydün kaimun dediğin zaman cümleyi haberi olması itibariyle sıdkü kizbe ihtimali var. Hak ve gayri hak olmaya ihtimali var. Bu ihtimallerden birisini teyit etmek için hakkan dedin, öbür ihtimali kaldırdın, gayri hakkı kaldırdın ortadan. Şimdi burada zikrettiğin hakkan artık kesinlik ifade etmek için getirdin bunu. Zeydun kaimindeki kesinliği ifade etmek için. Bu hakkan ile bunun ifade ettiği mazmunu olan hak arasında fark var mı? Var. Çünkü bu neydi? İkisine ihtimali olan, gayri hak olmaya da ihtimali olan bir manzaraydı, bir manaydı. Dolayısıyla bunun müekkit olan bu, müekked olan ihtimalli olandır. Müekkitte ihtimal kalmamıştır. Hakkan dersen bunun sadece hak tarafını ispat etmek için, tekit için söylemiş oldun. Doğru mu? Evet. Ama müekkette ne vardır? İhtimalliydi o. Onun için buradaki müekkitle müekked aynı değildir. Buna tekit li nefsi denmiyor. Ne deniyor? Tekit li gayrihi deniyor. Mesudum. Daha anlatmama gerek var mı? Arkadaşlar, söyle koçum. Ben böyle kullanmadım da başka bir soru.
Burayı siliyorum. Sor canım. Hocam Sural'da Tübla'da şey dedik, teşbih için dedik buradaki mefhul mutlak ama başta nevi, tekit ve adet için demiştik. Mefhul mutlak. Orada. Yani o da nevi olduğu anlaşılmıyor mu? Yani teşbih de bir nevi değil mi? Teşbih de bir nevi değil mi? Onun da bir nevi olduğunu düşünürsek tamamdır. Evet, güzel bir soru. Arkadaşlar, siz Umre'ye gitmiş miydiniz? Ne diyorduk? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Şimdi geldik lebbeyk, telbiye geldik. Evet. Lebbeyk. Ulibbu leke. İlbabeyn. Doğru mu? Biraz uzattık galiba. Gerçi bir madde kaldı. Yoruldunuz mu? Yorulduk derseniz buraya bırakırım. Bir madde sadece bu. Yarınki derse aktarabilirim arkadaşlar. Evet, sizin iradenize bağlı. Kalsın mı? Anlatayım mı? Telbiye devam mı? Duruşunuzdan burada kalsın anladığı, demek istediğinizi anladım. Evet, kalmıştır burada.